İkinci konuya geçelim inşallah. Bir de bir arkadaşım var hocam. Onu dünya ve ahiret için, Allah için o kadar seviyorum ki. Hani diyorum ki ben yaşasam ne, yaşamasam ne. Ama o öyle bir yaşasın ki. Allah için çok seviyorum ama çok zor durumda. Tarafından çok zor, çok baskılar çekiyor. Evet. Evliliğinde çok zorluklar yaşıyor. Çeşitli imtihanlarından geçiyor. Bu gördüğün, o gördüğün rüya bununla alakalı da olabilir. Senin gönlünü çok meşgul eden şey işte o da olabilir. Evet hocam, çok hocası tarafından çeşitli baskılar ve onlara maruz kalıyor. O kadar darda kalıyor ki. Muhabbet çiçeği yazdıralım ona. Eşi onu çok sevsin. Muhabbet çiçeği yazalım. Hocam şu an boşanma aşamasındalar zaten. Yazalım, yazalım birbirine. Ayrılmasınlar. Öyle mi diyorsun? Bakın iki gün, yok dün geldi. Hümeyra Hanım orada mısınız? Duyuyor musunuz beni? Dün gelen bir bana, ben şimdi telefonumu kullanamıyorum. Bana Hümeyra Hanım atıyor o müjde mesajlarını. Evet. Dün bir hanımefendi, yahu biz kocamla sanki kanlı bıçaklı gibiydik. Şimdi iki sevgili gibi olduk. Allah sizden razı olsun. Hocama da teşekkür ederim. Çok dua ediyorum deyip yazmış. Muhabbet çiçeği araya sonradan giren, neden girdiği anlaşılmayan, girip girmesiyle de ömrümüzü gönlümüzü alt üst eden bir takım duyguları itmek, körelen muhabbetleri tekrar sağlayıp güçlendirmek için yazdığımız bir Hızır Aleyhisselam metodudur. Evet.